Herkese merhabalar. Ben Funda Gökkayan. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün etli taze fasulye tarifimiz var. Tariflerimizi sosyal medya hesaplarımızda da bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi malzemelere geçebiliriz. Etli fasulye yemeğimiz için malzemeler 1 kilo taze fasulye, 1 su bardağı sıvı yağ, 250 gram kuşbaşı et, 1 adet kapya biber, 2 adet domates, 2 adet soğan, 1 adet orta boy havuç, 1 tatlı kaşığı tuz. Fasulyemizi ayıklayalım. Bunun için uçlarından kesiyoruz. Verev bir şekilde. Şöyle olacak şekilde doğrayacağız. Bu şekilde doğradığınız zaman yemeğiniz piştikten sonra görüntüsü çok güzel olur. Fasulyeyi ayıkladık, doğradık. Bol suyla iki defa yıkadık. Sularını süzdürdük. Havucumuzu da aynı şekilde verev bir şekilde doğrayalım. Havucumuzu da ortadan kestik. Soğanı doğrayalım. Bir adet kapya biberimiz vardı. Onu da yemeklik doğrayalım. Biberimizi doğradık. Şimdi domatesleri küp küp doğrayalım. Sebzelerimizi doğradık. Yemeğimizin pişirme aşamasına geçebiliriz. Yemeğinizi eğer normal tencerede pişirirseniz pişmesi biraz uzun sürebilir. Benim size tavsiyem düdüklü tencerede yapmanız. Ben düdüklü tencerede yapacağım. 1 su bardağı sıvı yağımızı tenceremizin içine koyalım. Etimizi de ilave edelim. Birkaç dakika et suyunu salana kadar kavuracağız. Ben bu tarifimde koyun eti kullandım. Koyun eti hem çok lezzetlidir hem de çabuk pişer. Siz de bulabiliyorsanız koyun eti kullanın. Yoksa dana etiyle de yapabilirsiniz. Etimiz kavruldu. Suyunu bıraktı. Soğanları ilave ediyorum. Birkaç dakikada soğanların kavrulmasını bekleyelim. Siz bu tarifimi isterseniz etsiz de deneyebilirsiniz. Et yerine bolca soğan koyarak da yapabilirsiniz. O zaman da tadı zeytinyağlı taze fasulye gibi olur. Soğanlar da kavruldu. Biberi ekleyelim. Birkaç dakikada biberimizi soteleyelim. Biberler de sotelendi. Etimiz de hala pişmeye devam ediyor. Şimdi domatesleri ilave edelim. Domates suyunu salana kadar bekleyeceğiz. Domatesler suyunu çekti. Şimdi fasulyeyi ve havuçları ilave edeceğim. Yemeğimizin püf noktası da burada. Fasulyelerimizin kendi suyunu salana kadar pişirmemiz gerekiyor. Bu da yarı yarıya pişmiş anlamına gelecektir. Bir 15-20 dakika suyunu salana kadar bekleyeceğiz. Ara sıra karıştırmamız gerekecek. Ben kapağını da kapatıyorum.
fasulyemiz kaldırmaya devam ediyor. Hafiften de suyunu bırakmış. Bu aşamada biraz karıştıralım. Ama tamamen kavrulmuş değil. Tekrar kavrulmasını bekleyeceğiz. Fasulyemiz etlerle birlikte güzelce kavruldu. Aslında kendi suyuyla pişmesi gerekiyor ama suyunu çok çekmiş. Ben bu aşamada üzerine yarım bardak su ilave edeceğim. Yemeğinizi normal tencerede yaparsanız pişmesi 1-1,5 saat sürecektir. Ara sıra da su koymanız gerekebilir ama ben düdüklü tencere kullandığım için yaklaşık 30 dakika pişireceğim. Kapağını kapatalım. Düdük sesi geldikten sonra düdüğünü aşağıya indirin ve 30 dakika pişmeye bırakın. Etli taze fasulyemiz pişti. Yemeğimizin bir tatlı kaşığı tuzu vardı. Ben onu koymayı söylemeyi unuttum size. Ama sonradan kapağını açıp koydum. Siz de benim gibi koymayı unutmayın. Verdiğim ölçülerden 6 kişilik çıkıyor. Yanına isterseniz pilav veya makarna yapabilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.